Herkese merhabalar arkadaşlar, tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma, tüm takipçilerime, herkese selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar, Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz. Venüs ben. Bugün sizlerle bir Ağustos ayı genel bir yorum yapalım ve burç burç gidelim istedim. Çünkü bazı arkadaşlarımız niye burç burç yapmıyorsunuz diyorlar. Ve bugün Ağustos ayı açılımını sizlere de zaten söz vermiştim. Burç burç yapmak istedim. Ağustos ayında arkadaşlar güzel haberleriniz var. Gökyüzü bize güzel haberler veriyor. Bunun yanı sıra zaten yok güneş tutulmasıydı, yok ay tutulmasıydı vesaire. Böyle bu tarz zor dönemleri geride bıraktık. Yok gölgesiydi falan filan derken o tarz şeyler geride kaldı. Ağustos'la beraber bir nefes alacağımız döneme gireceğiz arkadaşlar. Şimdi gökyüzü bize bu ay ne diyor? Bir kere nefes alacağımız kesin. 1 Ağustos'ta 6.57'de Merkür retrosu bitiyor. İkizler'de bir retro vardı biliyorsunuz. Çok şükür bu bitiyor arkadaşlar. Bununla beraber 1 Ağustos'ta yine bir yeni ayımız olacak. Aslan Burcu ve 8 derecede olacak olan bu yeni ay bizim için de bir bonus arkadaşlar. Artık bir nefes alalım, öyle değil mi? Bu yeni ay ayın genel özelliklerini belirleyecek zaten. Ay'a çok hızlı bir şekilde başlıyoruz diyebilirim. Hızlı, yakıcı ve kontrollü olunması gereken aynı zamanda bir döneme gireceğiz. Özgüven patlaması yaşayabiliriz bu dönemde. Çünkü yaşam enerjisi güçlenecek, bir silkeleneceğiz, bir kendimize geleceğiz. O zor dönemlerden çıkacağız. Amaçlar, hedefler, arzular doğrultusunda gideceğiz. Amaç nedir, hedef nedir? Jüpiter de yayda olacak zaten. Biraz abartıya kaçabiliriz. Bu yüzden bu abartılardan kaçınalım diyorum. Güzel bir ay bizleri bekliyor arkadaşlar. Ve bütünün hayrına olsun diyorum ben. Hemen Koç burcumuzla bakalım. Bu arada burçlarımı işaretleyeceğim arkadaşlar. Kalem kağıdımı da aldım yanıma. Çünkü biliyorsunuz burçları atlayabiliyorum. Şimdi sevgili koçlar. Tasım altılısı. Koçların gündeminde maddiyat olabilir bu ay. Şunu sorgulayacak koçlar. Ben maddi kaynaklarımı, ben sevgimi doğru kişilere mi verdim? Ben bu ilişkinin neresindeyim? Hep veren taraf ben miyim? Aşk olsun, iş olsun, neden bütün yük bende? Bazı para girişleri de olacak sevgili koçlara. Bununla sevdiği insanları da sevindirmek isteyebilir. Bu para girişiyle borçlarını ödeyebilir sevgili koçlar. Maddi yönden de rahat bir ay olacağını söyleyebilirim. Adım attıkları şey de sevgili koçlar başarı kazanıyorlar. Hadi bakalım, sevindim sevgili koçlar için. Şimdi bakalım, işaretleyelim sevgili koçlar. Evet, boğa. Şimdi sevgili boğalar, duyguların zirvesi diyorum ben buna. Kupa kralı, su elementidir. Aşkta kazanç, bir murada erme, partnerle alakalı su grubu diyebiliriz tabii biz bunu. Herkes için geçerli biliyorsunuz. Genel açılım bunlar. Aşkta bir kazanç diyor bu kart. Duygular alemini temsil eden bir kupadır. Kupalar serisinin zirve kartıdır aynı zamanda. Zirveye oturma ve her şeyi kontrol altına alma görüyorum boğalarda Ağustos ayında. Bilinçaltınız artık gelişiyor arkadaşlar. Ağustos'la beraber bazı farkındalık geliştiriyorsunuz kendinizde sevgili boğalar. Sorunlar karşısında sükunet ve soğukkanlılığınızı koruyacağınız ve sorun bu şekilde sorunların da üstesinden gelebileceğiniz bir ay diyor bu kart sizin için. Duygusal anlamda bakarsak eğer maddi manevi korkuları atacaksınız duygusal anlamda. Demek ki bazı maddi manevi korkularınız varmış ve Ağustos ayında bu kart onları atacağınızı söylüyor. Aşk arayanlar için bu ay yeni aşklarıyla tanışabilirler. Ekslerle barış olabilir. Bakın çok güzel bir kart geldi. Boşanma sürecinde olanlar varsa arkadaşlar engeller aşılacak ve boşanılmaya da bir bütünlük kartı çıktı arkadaşlar. Duygularda bir bütünlük yaşayabilirsiniz. Az önce de dediğim gibi duygusal anlamda bir bütünlük, maddi manevi bir bütünlük, bilinçaltınız gelişecek veya ayrı olanlar varsa kavuşacaklar diyebilirim. Sevgili ikizler,
Kendi gezegeni Merkür olan ikizlerin gezegenleri 1 Ağustos'ta biliyorsunuz retrodan çıkıyor ve çok şükür diyelim artık biz buna. Ekilenlerin biçileceği bir dönem. Havada kalan ne varsa sonuca kavuşuyor. Ama arkadaşlar bu kart sonucun iyi mi kötü mü olduğunu vermez. Havada kalan şeyler sonuca kavuşuyor der ama o sonuç iyi midir, kötü müdür? Bu kart onu vermez. Bakın değnekler yere düşüyor. Kimisi düşmek üzere, kimisi de geliyor. Havada kalan bir şeyler var. Bir şeyin arifesindesiniz sevgili ikizler. Bu kart sonucun iyi mi kötü mü olduğunu söylemiyor. Sadece bir sonuç yaşayacağınıza. Geçmişte düşünmeden ani ve hızlı karar vermişseniz eğer zarar ve ziyan görebileceğinizi söylüyor bu kart. Geçmişten gelen pozitif ya da negatif enerji bugünkü yaşadığınız olayları etkileyecek diyor yani. Hani tohum güzel ektiyseniz, güzel enerjiler gönderdiyseniz sonuç güzel olur. Bunu siz artık kendinize göre yorumlayın. Aşk olarak da bir şeyler olmak üzere sevgili ikizler. Yani bir şeyler ektiğiniz tohumlar hani gene aşkta yine bunu söyleyebiliriz. Tohumlar ne güzel şeyler ektiyseniz bekleyip ve göreceksiniz. İş olarak da bir grup çalışması yapılması mümkün diyor. Bir grup çalışması içerisinde olabilirsiniz. Ve sonucu iş olarak olumlu diyebiliriz. Bir şeylerden suçluluk duygusu var sevgili ikizler. 8. ay vermiş zaten. Bu 8. ayda bu suçluluk duygunuzla yüzleşebileceğinizi söylüyor kart. Aşk, iş neyse bir suçluluk duygusunun içerisine gireceksiniz. Eyvah neden yaptım vesaire der gibi ve dediğim gibi bir şeyler kesin bir sonuca bağlanıyor. İşte ve aşkta bu sonuç sizin elinizde. Eğer güzel enerjilerle başladığınız bir iş, bir aşksa sonuçları da güzel olacak diyebilirim. Sevgili yengeç. Oo süper. Şimdi sevgili yengeçler. Hava elementinden bir kart geldi. Terazi, ikizler, kova grubundan bir partner de olabilir bu. Ama genel açılım yapıyorum şu an burç burç. Sadece aşk olarak bakmıyoruz. Şimdi yengeçler su grubu. Uyumun zaferi diyebilirim ben bu karta. Bakın kartta bir melek var. Görüyor musunuz burada? Bu iletişimin simgesidir. Aşıklar tema itibariyle birleşme, uyum ve harmoninin temsilcisidir arkadaşlar. Karşılıklı bir çekim var bu kartta. Bu kart bizi mutlu edecek tüm birleşmeleri temsil ediyor arkadaşlar. İki şirketin birleşmesi için imzalanan bir anlaşma olabilir. Ortaklı iş ve bu yapılacak bir herhangi bir işte bir başarı olabilir. Hayata dair yapılan önemli bir seçim de gündeminizde olacak diyebilirim Ağustos ayında. Bu ay değişken bir karaktere bürünebilirsiniz de diyebilirim. İlişkide ikilemler kalkacak arkadaşlar. İlişkisinde gelgit yaşayan arkadaşlarım varsa bu ikilemlerden Ağustos ayı içerisinde kurtulacağını söyleyebilirim. İş hayatında tokalaşma yani bir anlaşma, imza gibi vesaire bu tarz şeyler gündeme gelebilir. Mutluluk vaat eden bir kart. Maddi anlamda da olumlu bir değişim diyor. Bütün üzüntüleriniz bakın size de 8 kartı çıktı. 8. ayı verdi. Çok güzel. Neyse sizi üzen, sizi yani yeşil bakın yeni yaprak vereceksiniz. Yağmur, bereket. Sizi üzen ne varsa, aşağı çeken ne varsa Ağustos ayı itibariyle bunları atmanız gerektiğini, ki atacağınızı bununla beraber de sevgili yengeç arkadaşlarıma güzel bir Ağustos geçirebileceği müjdesini verebiliyorum ben bu kartla. Hadi inşallah diyelim. Geçelim sevgili aslan burçlarına. Aslan burcu arkadaşlar geçen videomda biraz sitem etmişsiniz. Neden kısa baktım veya ne dediğini anlamadığım gibi. Biraz daha açık konuşmaya çalışacağım o zaman ve biraz daha uzun ama kart ne diyorsa onu söylüyorum. Yani ben bu kartları 2 saatte yorumlarım. Ama süre kısıtlamamız olduğu için hani ve benim de çok fazla vaktim yok ama boş bulduğum vakit de yok aslında. Size bir boş vakit yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili aslanlar, Tılsım üçlüsü.
Bir süredir hazırlamakta olduğunuz bir projeniz varsa eğer artık bunu sunum evresine geçirme zamanının geldiğini söylüyor bu kart. Ağustos ayı ile beraber de bunun meyvesini yiyeceksiniz diyor. Yeteneklerinizi sergileyeceğiniz ve bir konuda da adınızı duyurabileceğiniz bir ay diyor Ağustos ayını sizin için bu kartımız. Bakın 3 tane tılsım simgesi var. Kartın simgesi, sayısı zaten 3 değil mi? Diyor ki 3 ortaklı bir iş olabilir diyor. 3 sayısı numerolojide de büyüme ve yükselişi vaat eder bu arada arkadaşlar. Sevgili aslanlar, aşk olarak bakarsak da güzel haberlerin yolda olduğunu söylüyor bu kart. Her şeyin yolunda gideceğini söylüyor. Her şey tıkırında. Hamilelik haberi olabilir, evlilik olabilir, ilişkinin daha ciddi bir aşamaya girmesini de müjdeler bu kart. İş konusunda ise eğer hali hazırda işiniz yoksa bu Ağustos ayında güzel istediğiniz bir işe gireceğinizi ve eski yaşanmışlıklardan da bir takım tecrübeler edinip Ağustos ayında onlarla beraber işleriniz, aşk hayatınız neyse bunlardan tecrübe edinip iş ilişkilerinizde bu tecrübelerinizde kullanacağınızı söylüyor kartımız. Peki Ağustos'ta aslında da söyledik, bunu da işaretledim. Şimdi sevgili Başaklar. Sevgili Başak, bu kart her ne kadar olumsuz bir kart gibi görülse de bakın kartın arka planında bir şato var. Gördünüz mü? Bakın şöyle şurada. Yani bu bize bir yerlere gelindiğinin, bir şeyler yapıldığının ve bir şeylerin de başarıldığının göstergesi. Ama bu karttaki tek sorun cimrilik. Sevgili Başak, cimrilik iyi bir şey değildir diyor bu kart. Cimri olarak devam edersen yani onu da söyleyeceğim. Şimdi para akışı olmuş ya da oluyor. Lakin bu para harcamak için reddediliyor. Para geliyor ama siz bu parayı harcamak için reddediyorsunuz. Ayrıca aşırı sahiplenme, hepsi benim, hepsi benim deyip ve vermeyi reddetme temaları var sevgili Başaklar bu kartta. Çok çalışmak, bir güvensizlik de var burada. Yani etrafta bu işi benden başka daha iyi titiz kimse yapamaz diyorsunuz. Ve kendinizi işinize veriyorsunuz. Kimseye güvenmiyorsunuz çünkü. Ben yaparım sadece diyorsunuz. Ve bundan dolayı da bir çok çalışmaz, bir sarf, enerji sarfı var sizde. Kimseye güvenmemeyle alakalı. İlişki olarak da bir türlü değişmeyen, değişmesi mümkün olmayacak bir durum arkadaşlar bu kart. Eğer siz duruşunuzu değiştirmezseniz sevgili Başak, hiçbir şey değişmeyecek. Eğer ilerleme istiyorsanız bu sizin değişiminizden sonra olacak. Kırmızı çizgim var benim. Benim işte böyle şeylerim var deyip de bir düşünceyle sıkı sıkı bağlanmayın diyor. Katı kurallarınızdan vazgeçin diyor. Bunları yaptığınız takdirde evet bir kutlama gelir diyor kartımız. Ama bunları yapmalısınız. Sevgimi vermem, paramı vermem, ona vermem, kimseye güvenmem. Tek başınıza böyle kalırsınız sevgili Başaklar. Bu konuyla ilgili Ağustos ayı ile alakalı size bir uyarı var. Bunu da göz ardı etmeyin diyorum. Şimdi sevgili Teraziler. Şimdi sevgili Teraziler, çok güzel bir kart geldi, öncelikle sevindim. Maddi istikrar. Ben bu kartı görünce maddi istikrar diyorum. Aslında bir para kartıdır bu. Genel anlamı finansal başarıdır. Hani zenginlik, iş arayanlar için iş bulma, maddi olarak da refaha ulaşmadır aynı zamanda. Kendinizden büyük birinden miras veya maddi yardım da söz konusu olabilir bu Ağustos ayında. Bakın çok güzel, maddi anlamda bütün sıkıntılarınızı Ağustos ayında kapatabilirsiniz diyor bu kart. Maddi değeri yüksek bir hediye de diyebiliriz biz bu karta. Aşk olarak baktığımızda ilişkisi olmayanlar için bir aşk kapıda diyebilirim. İlişkisi olanlar için ise evlilik, düğün olasılığı ya da ilişkiyi etrafa duyurmak bakın diyebilirim. Ex partnerler için her şey düzelecek. Evet, bir masaya oturulacak, konu masaya bir konacak. Bu konu neyse, sorun varsa bunlar tekrar konuşulup tekrar sağlam bir temelle devam edileceği. Bakın tamam mı devam değil, devam edileceği
söz konusu burada. Parasal olarak da zaten dedim, aşk olarak da, para olarak da eskisinden her şeyin daha iyi olacağını, bir iyileşme dönemine girdiğinizi söylüyor. Maskenizi çıkarttığınız takdirde, o maskenizi çıkartın yalnız, tamam sevgili teraziler. Terazi burcunu da işaretledim. Şimdi gelelim sevgili aslanlara. Şu kartlarımı yukarı alabilirim artık. Yer açıldı orada. Terazi dedik. Akreplere geldik. Evet. Evet, akrep. Peki. Sevgili akrepler. Akrep burcunu temsil eden bir kart çıktı size. Şöyle düz tutayım. Evet. Akrep burcunun kartıdır. Su grubudur. Yoğun duyguların hüküm süreceği bir Ağustos ayı sizi bekliyor diyebilirim sevgili akrepler. Küçük arkananın ilk serisidir bu kart. Başladığınız işi takip ettiyseniz ya da takip ederseniz başarılı olacağınızı söylüyor. Bu ay yepyeni bir sayfa açılacak sevgili akrepler. Bu başlangıcın sizin duygusal hayatınızda cereyan etmesi büyük olasıdır. Duygu kartıdır çünkü bu. İlişkide yeni başlangıçlar da var diyebilirim. Yeni ilişkiye başlanacağı gibi aşk hayatında temiz bir sayfa da açılması olasıdır bu kartı gördüğümüzde. Aşk hayatında bir dönüm noktası. Yani tamam mı? Devam mı diyor bu kart. Bu Ağustos ayında bu soruya cevap gelecek. Tamam mı? Devam. Çünkü bu kart tamam da der, devam da der. Az önceki mesela sizden önceki burca çıkan bu kart devam der. Bu kartın tamam mı devam mı dediği belli değil. Ama Ağustos ayı içerisinde bu soruya cevap gelecek. Kariyerde ise hoşunuza gidecek yeni gelişmeler cereyan edecek sevgili akrepler. Tutkuyla bağlı olduğunuz ya da severek yaptığınız bir iş alanında bir ilerleme söz konusu olacak. Kariyerde artık bir dönüm noktasına gelindiğini ve her şeyin iyiye gideceğini de söyler bu kartımız. İçe dönüş. Biraz içiniz, bakın zaten duygu kartı çıktı. İçe dönmenizde fayda var. Biraz kendinizi rahatlatın. Kötü enerjilerinizi atın diyor. Arkadaki kötü enerjileri gördünüz mü? Bakın. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Meditasyon yapın. Doğayla baş başa kalın vesaire. Bu tarz şeyler sizi rahatlatacaktır. Akrep burcunda işaretledim. Şimdi sevgili yaylar. Şimdi işlerde yavaşlama mı var sevgili yaylar? Bazı aşk, kariyer gibi. Şimdi sevgili yaylar. Bakalım. Sevgili yay, bolluk ve bereketli bir ay olacak diyebilirim sizin için Ağustos ayı. Parasal bir konudaki amaca ulaşmadan önce bir son bir engel olduğunu söylüyor bu kart bize. Veya amacınıza ulaşmak için son göreviniz var. Tek bir göreviniz kalmış da diyebiliriz biz buna. Bu kart merdivenin son basamağıdır arkadaşlar. Bir adım kalmıştır sizin zirveye ulaşmanıza ve krala giden yol. Bakın bu kartın bir üstü en son kart kraldır. Krala giden yoldaki son basamaktır bu. Ve sizin son bir engelle karşılaştığınızı ya da karşılaşacağınızı Ağustos ayında bunu söyler. Ama bunu aşacağınızı da, bu müjdeyi de verir. Aşkta başarının arifesinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili yaylar. İlişkiye dair çok önemli ve pozitif gelişmeler olabilir. Fakat bu sadece son bir engelin aşılmasıyla mümkündür. Bakın aşkta baktığımızda da yine son engel karşımızda. Bazen bekarlıktan evliliğe atılan adımı da işaret edebilir. Büyük gelişme ve ilerlemelerin kartıdır bu sevgili yay. Kral kartları kariyerde en büyük hayal, en büyük arzuyu temsil eder. Bu kraliçe ise krallardan bir önceki kart olduğu için bu amaca ulaşılması için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir duraktır burası. Ve siz şu an buradasınız ama son duraktır, son engeldir diyebilirim. Sevgili yaylar, çok seviyorum sizi. Evet, şu an iş, aşk vesaire, bununla ilgili bir yavaşlama yaşıyorsunuz diyor kartlarım. Ama bakın bu yavaşlama sizi kandırmasın. Ağustos ayında bu yavaşlama ile ilgili neyse bir çözüm üreteceksiniz sevgili yaylar. Peki şöyle alalım. Son 3 burcumuz kaldı. Sevgili oğlaklar, tükendim diyorsunuz, artık ne yapmam gerekiyor diyorsunuz, bir tükenmişlik sendromu içerisine girmişsiniz, her şey üstünüze gelmiş, hayattan bıkmışsınız vesaire. Bakalım şimdi güç kartı çıktı sevgili oğlaklar. Bu çok özür diliyorum,
Korkulardan kurtulup cesur adımlar atacağınızı gösteren ve özgüveninizin doruk yapacağı bir aya girdiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Risk alma, cesur kararlar verme. Bunlarla ilgili bir gündem söz konusu olacak. Bir atılım içerisinde olacaksınız. Her şeyin üstesinden gelirim, ben yaparım deyip bir döneme giriyorsunuz. Özgüven çalıştırıyorsunuz sevgili oğlaklar. Hayatınızın kontrolünü elinize alıyorsunuz resmen. Bakın. Aynı zamanda da bir duruma daha duyarlı ve anlayışlı yaklaşma olayı var burada. Biraz daha anlayışlı yaklaşacaksınız. Belki daha önce sinirlenip kızdığınız bir durumda. Şimdi aşk için baktığımda ilişkiye dair korkularınız ya da çekindiklerinizle yüzleşeceksiniz Ağustos ayında. Partnerinizle konuşmaya cesaret edemediğiniz şeyleri konuşma fırsatı veya cesareti bulabilirsiniz. Bazen kafanızda ilişkiye dair soru işaretleri olur ya, siz partnerle konuşup aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını da görebilirsiniz bu ay. Sadece kafanızda bunların kendi kurgunuz olduğunu da görebilirsiniz. İşle ilgili korkularınızla da bir yüzleşme var. Cesur adımlar atacaksınız ve attığınız adımların da meyvesini yiyeceksiniz sevgili oğlaklar. Oo süper, herkese çok güzel çıkıyor, ne kadar güzel. Şimdi kendi burcum olan kovalara geliyorum. Bakalım sevgili kovalar için. Onu da işaretleyeyim. Tamam. İşaretlemeyince atlıyorum çünkü arkadaşlar burçları. Tek tek önüme yazıyorum, işaretliyorum. Şimdi çok güzel çıktı sevgili kovalar. Şimdi kovadaşlarım, biz hava elementiyiz ama ateş elementinden gezegeni Jüpiter olan bir kart geldi. Tarot'un en şanslı kartı diyebiliriz arkadaşlar biz buna. Adeta şans kapıyı çalıyor diyebilirim daha doğrusu. Bu daha doğru olur. Bu kart hayatımızı büyük ölçüde değiştireceğimiz pozitif fırsatların kapımızı çalacağını söylüyor. Yani çok güzel fırsatlar Ağustos ayında karşımıza çıkabilir arkadaşlar. İlahi plan işleyecek. Yani tıkır 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 ilahi plan işleyecek. Bunun haberini veriyor bu kart bize. Evet, kader bir yere götürüyor ve bütün taşlar da inanılmaz yerine oturuyor. Oturacak Ağustos ayında. Bir oluşum, pozitif bir değişim Ağustos ayı için. Kova burçlarının istediği yöne gitmesini sağlayacak bir seçenek çıkacak karşılarına. Ve o yöne gitmesini kolaylaştıracak da fırsatlar çıkacak. Yaşanan acılar geçip şifa bulacak sevgili kovalar. Çok güzel. İlişkinin geleceğini etkileyecek bir karar da alınacak der bakın bu kart, kader çarkı. İlişkiye tamam mı devam mı denilecek ama bakın. Tamam da olsa devam da olsa bu değişimin kovalar için en hayırlı olduğunu söylüyor bu kart. Kovalar olgunlaşmış artık. Acıları kovaları olgunlaştırmış. Ve bakın yeni ay. Zaten yeni ay. 1 Ağustos'ta yeni ayımız var. Bakın burada da yeni ayı görüyoruz. Yeni ay ile beraber kader döngüsüne giriyoruz. Giriyorsunuz sevgili kovalar. Çok güzel çıktı. Ay duygulandım şimdi ya. Evet, kovayı da işaretliyorum. Gerçi işaretlememe de gerek yok zaten. Son burcumuz balık burcuna geldik. Şimdi sevgili balık. Evet. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar, ermiş toprak elementinin kartıdır ve sayısal değeri de 9'dur. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak isteyeceğiniz bir ay olabilir sevgili balıklar. Aslında niye öylesiniz? Sorunların çözümünü iç dünyanızda aramanız muhtemel diyor bu kart. İç dünyanıza kapanacağınız bir ay olacak diyor. Duygularınızı dışarıya yansıtmaktan kaçınacaksınız diyor bu kart. Yavaş adımlar atacaksınız ama bu ay şanslı da diyebilirim sizler için. Her şeyin yolunda gideceği bir ay olacak diyebilirim ermiş kartıyla. Ermiş bazen yaşanan ama gizlenen bir aşkın varlığına, bazen de partnere duygularını açıklamamaya da işaret eder. Ama bu kart çıktı ya şimdi, siz duygularınızı açma zamanın, yani size duygularınızı açma zamanı geldi diyor bu kart. Hani içinize atmayın. Partnerinizle, karşı cinsle paylaşın bunu diyor. Aynı zamanda da sayısal değeri 9 demiştim ya hani. Bu ne demek numerolojide? Duyguların artık doruk noktasına ulaştığını, bir an önce gizliliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor.
Kariyerde ise doruk noktasına ulaşıp kariyerde ektiğiniz tohumları meyvesini de yiyeceğinizi söylüyor. Bakın kendinizi yalnızlığa itmeyin, yalnızlaştırmayın. İç dünyanızda kendi kendinize yaşamayın diyor. Açılın, duygularınızı paylaşın diyor. Sevgili balıklar, yalnızlık kartı çıktı. Açılın, o yalnızlığınızdan kurtulun diyor bu kart size. Tamam. Ağustos ayında bunları yapmanızı öneriyor. Evet sevgili dostlar, burç burç Ağustos ayı açılımımı da yaptım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, yorumları okuyorum arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Yorum yapmaya çalışıyorum. Yapamasam da takipteyim. Ben de sizleri takipteyim. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız Instagram adresim ya da WhatsApp numaram açıklamalar kısmında var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin. Önce siz kendinizi üzmeyin ve aşkla kalın. Hoşça kalın.